Ekiplerin 8 Eylül sabahı yürüttüğü arama çalışmalarında Ertutmaz Deresi'nde Nari'nin cesedine ulaşıldı. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken 19. günde bulunan Nari'nin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle 3 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere 4 savcı görevlendirildi. Soruşturmada kapsamında ilk önce 21 kişi gözaltına alındı. Elde edilen deliller sonrası bu sayı 24'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Nari'nin annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül'de kasten öldürmekten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran'ın eşini de yer aldı. Daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izinin Nari'ne ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan 18 yaşındaki Enes Güran da bir kez daha gözaltına alındı. Nari'nin cesedinin götürüldüğü Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki ATK, otopsi işlemine ise 14 uzman katıldı. Otopsi işlemleri yaklaşık 11 saat sürdü. Bulunduğu çuvalda Nari'ne ait eşyalar, Kur'an kursu için yanında taşıdığı elifba, çantası ve terliklerinin olduğu ve cesedin de deformasyona uğradığı belirtildi. Tutuklanan amca Salim Güran'a ait olan ve Nari'ne ait DNA'nın tespit edildiği otomobil ise yeniden incelenmek üzere jandarma tarafından götürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Adalet Bakanı Tunç'un gözaltı işlemlerinden önce yaptıkları açıklamalarda aileye başsağlığı dilememesi dikkati çekti. Nari'nin cesedini amca ile birlikte çuval içine koyup dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Savcılıkta ifade değiştiren Bahtiyar, "Amca Salim Güran'ın Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında Nari'nin amcası köy muhtarı Salim Güran, 2 Ağustos günü çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, 10 Eylül'de çocuğu iştirak halinde kasten öldürme suçundan tutuklandı. 13 Eylül'de anne Yüksel Güran, 44, ağabey Enes Güran, 18, amcası Fuat Güran, 42, kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran, 46 ile kızı Birsen Güran, 19, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, 40, tutuklandı. 17 Eylül Nari'nin yengesi, tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklandı.